Merhaba web tekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte yanında görmüş olduğunuz akıllı klozet kapağını inceliyoruz. Arkadaşlar bu banyoda beni en son duş alırken görmüştüğünüz akıllı duş başlığını incelemiştik. Onun da bağlantısı ekranda bir yerde duruyor. Şimdi sıra geldi klozet kapağımıza akıllı olana. Tabii ki bunu uygulamalı olarak göstermeyeceğiz ancak dilimiz döndüğünce sizlere anlatacağız. Öncelikle sizlere nasıl kullanıldığını anlatmak istiyorum. Aslında kullanımı çok kolay. Aletin çalışabilmesi için oturmanız lazım. Çünkü klozet kapağın içinde bir sensör var. O sensör sizin oturduğunuz yani ağırlığı algılıyor. Alet çalışır duruma geliyor. Eğer oturmazsanız çalışmaz. Daha sonra tek yapmanız gereken şey İşlem bittikten sonra yan taraftaki tuşlardan yıkama işlemine başlamak. Gelin bu tuşlar nasıl çalışıyor ona bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi klozet kapağının yan tarafında bir kumanda yer alıyor. Bu kumanda sayesinde belli işlevleri yapabiliyoruz. Yani artık taharet musluğumuz da akıllı hale geliyor bu kumanda sayesinde. 4 farklı kullanım modu var. Bunlardan bir tanesi genel kullanım alanı. Tuvalet ihtiyacını giderdikten sonra ya da uzun yıkama sonrasında kullanılabiliyor. Bir de bayan diye bir düğmemiz var. Bu da kadınlar için özel olarak yapılmış. Tek bir yerden değil de 9 farklı delikten ince şekilde fırlatıyor suyu. Bir de turbo modu var. Genel ve bayana göre çok daha kuvvetli bir su fışkırtıyor arkadaşlar. Düğmelerimizden sonuncusu da kurulama. Bu düğmeye bastığımız zaman sıcak bir hava veriyor. Çok sıcak değil, rahatsız edici bir hava da değil bu. Islak olan bölgeyi kurulamaya yarıyor. Bunların en sonunda durdur düğmesi var. Durdura bastığımız zaman zaten adı üzerinde işlem sona eriyor. Tamamen kapatıyor arkadaşlar. Bu 5 temel düğmenin yanında bir de farklı düğmelerimiz yer alıyor. Mesela masaj düğmesi var. Masaj düğmesi suyun basıncını artırıp azaltıyor. Otomatik olarak bu işlemi de tekrar ediyor. Yani bir masaj yapıyor hissiyatını az da olsa veriyor diyebiliriz. Bence çok gerekli bir düğme değil. Masajın hemen altında hareket diye bir düğme yer alıyor. Bu hareket düğmesi de yıkama çubuğunu ileri geri doğru hareket ettiriyor. Bunu bir daha bastığımız zaman da duruyor. Artı eksi ve ileri geri tuşları var bir de bu kumandamızın üzerinde. İleri geri düğmeleri yıkama çubuğunu ileriye ve geriye ayarlıyor. Bunu manuel olarak ayarlamamızı sağlıyor. Artı eksi tuşu da suyun basıncını ayarlıyor arkadaşlar. Ya da kurulamayı ayarlayabiliyoruz buradan. Yani suyun daha basınçlı daha yüksek seviyede çıkmasını istiyorsanız buradan artıya basarak ya da daha düşük çıkmasını istiyorsanız eksiye basarak arttırıp azaltabilirsiniz. Su ısısı düğmesi var. Bence bu çok önemli arkadaşlar. Soğuk kış aylarında bazen tuvalet eziyet haline gelebiliyor. Suyun ısısını buradan ayarlayabiliyoruz. Bir kez basıldığında yeşil düşük ısı, iki kez basıldığında turuncu orta ısı ve 3 kez bastığımızda kırmızıya yani daha sıcak bir su veriyor. Tabii ki de kaynar bir su vermiyor ama en soğuk su da değil. Bir de oturak ısısı diye bir düğmemiz var arkadaşlar. Bu düğme sayesinde soğuk kış aylarında yine rahat oturabilmeniz için oturduğumuz kısmı ısıtıyor. 3 farklı kademede yine yeşil, turuncu ve kırmızı olmak üzere. Bir de çocuk modumuz var. Çocuk modu da suyun basıncını ve çubuğun yerini çocuklara göre ayarlıyor ve yıkama bittikten sonra da otomatik olarak direkt kurulama işlemine geçiyor. Son özelliğimiz de enerji tasarrufu modu arkadaşlar. Enerji tasarrufuna da bastığımız zaman belli bir süre oturmuyoruz üzerine. Oturmadığımız zaman alet direkt kendi kendini kapatıyor. Herhangi bir güç harcamıyor. Bildiğimiz enerji tasarrufu aslında. Bu arada yıkama çubuğuyla işimiz bittikten sonra çubuk kendini içeriye çekiyor ve temizliyor. Temizlediği su bir filtreden geçiyor arkadaşlar. O filtreyi de belli periyodik aralarla firma gelip değiştiriyor. Arkadaşlar şimdi yavaş yavaş videomuzun sonlarına gelebiliriz. Bu ürün kimler için alınabilir? Bundan da biraz bahsedelim. Mesela engelli bir bireyle evde yaşıyorsanız ya da yaşlı birisi varsa evinizde onlar için bence kullanım oldukça pratik bir ürün. Bunun dışında bence fiyatı birazcık pahalı 1600 TL. Eğer çok büyük bir ihtiyacınız yoksa az önce saydığım gibi ya da hani ultra zengin değilseniz olmazsa da olur diyebiliriz. Yani benim şahsi fikrim şu yönde bu işlem böyle uzun uzadıya böyle çok teknolojiye bağlanmasa da olurmuş gibi geldi. Şahsen ben alıp böyle bir şeyi evime taktırmam. Ama dediğim gibi eğer ihtiyacınız varsa taktırabilirsiniz, bir sıkıntı yok. Ama işlemi en kısa sürede bitirip oradan uzaklaşmak en mantıklısı. Böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte yanımda görmüş olduğunuz akıllı klozet kapağını inceledik. Ürünü beğendiniz mi, beğenmediniz mi, kullanır mıydınız, kullanmaz mıydınız bunu merak ediyorum arkadaşlar. Hemen bir anket hazırladık şurada yukarıda bir yerde. Cevaplarsanız seviniriz diyelim. Ayrıca ürün hakkında siz ne diyorsunuz? Fantastik düşüncelerinizi mutlaka aşağıya bekliyorum arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir web tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka web tekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca ekrandaki diğer bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.